Enişte be, sen irinlere, uğurları, çıbanlara asıl bizim meslekte göreceksin. Hak var ya, şu bizim bildiğimiz hak hukuk. Dinlerin, kanunların baş tacı hak. Vebalim boynuma enişte. Mahkemelik olmuyor gör. Hastaneler, hasta yatakları, inan bana mahkemelerden iyi. Güzel hatta. Enişte be, vebalim boynuma, beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. Senin canını benden çok sıkmışlar. Neler oldu? Şu fırka meselesi. Bana ne elin fırkasından? Elin mi dedin? Fırkaya karışmam ama fırka elin midir? Elbette elin. Bana ne, başımı kaşıyacak vaktim yok benim. Sevmiyorum da böyle işleri. Demin söyledim işte. Zıtlaşmalar, hasetler, hırslar. Fırkacılık daha da bir azdıracak bunları. Görürüz. Şimdiden selamı sabaha kesenler var. Gördün. Geçen cuma. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm İdris. Tavuğuna kış mı dedik lan oğlum? Neyi alman selamımı? İdris Gülbeyazlar. Mustafa da onun 40 yıllık dostu. Ama sağda solda serbest fırka demiyorlar. O kadarla da kalmayacak işte. Seni de beni de bulaştıracaklar bu işe. Sevdiklerini, tuttukları fırkayı, sevmediklerini, kızdıklarını da karşı fırkaya geri verecekler. Bu yüzden de bir sürü insan sana bana karşı değişecek. Mümkündür abi. Fakat bana öyle geliyor ki sen kendini fazla düşünüyorsun. Kim düşünmez kendini işte. Rıza emmim, ben bu fırkacılıkta asılanları gördüm. Kendini düşünmeyene acımaz mısın? Kenan abi benden isim isterken dokundurmayla, ellerindekini kaybetmekten korkmayanlar dedi. Yalnız mal mülk meselesi değil enişte. İnsanların kaybetmekten korktukları daha başka şeyler de vardır, olmalıdır da. Benim de çok şükür var. İstersen korkak de bana. Kenan abi dedi mi? Hani pek yanlış da olmaz enişte. Kurduğum düzenin de, rahatımın da bozulmasını istemiyorum. Haksız mıyım enişte? Haklısın diyememek başka, haksızsın demek gene başka. Emin ol Rahmi, benim aklım sadece meseleyi Kenan Bey'den bucak bucak kaçacak kadar büyütmeni almıyor. Kendin söyledin işte. İstesek de istemesek de bulaştıracaklar diye. Hem de yalnız kahvelerde, çarşıda, pazarda değil. Gülbeyazlar'da, Kaymakam Bey'de. İki fırkanın başındakiler de seni de beni de kesin kes yanlarında görmek isteyecek. Görmeyince de söylediğin gibi bakışlarını değiştirecekler. Velhasıl senin gibi tiksinenler dahil, hatta onlar başta, herkes siyasetçi olacak. Sen hem bunun böyle olacağını benden iyi biliyor, hem de siyasetin en kötüsüne, en işe yaramazına kapılıyorsun. İşte beni şaşırtan, yani sana yakıştıramadığım da bu Rahmi. Kenan abimiz. Bilmem ki Rahmi. Burada bir şey söylemek zor. İstanbul'a gitmeli. Röntgen çekilmeli. Tahliller yapılmalı. Allah esirgesin ama mühim bir şey çıkabilir. Oo, neredeyse akşam oluyor. Bu kavaklar ne kadar güzel değil mi? İnsana sanki uhrevi bir duygu veriyor. Rahmi, gidelim artık. Girelim mi? Buyurun efendim. Merhaba Asma. Merhaba Vehbi Dayı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Buba. Merhaba oğlum.
Geçiyorduk, uğradık. Emredin beyim. Kıraathane pek havasız. Bir de ne gazete ne kitap göremiyorum. Efendim, alıyoruz kayboluyor. Dikkat ederseniz kaybolmaz. Arkadaşlar, burasının adı kıraathane. Kıraat edilen, kitap okunan yer demektir. Biz kıraathanelerde kitap okunsun, gazete okunsun istiyoruz. Çünkü cumhuriyetimiz okuyan insanların elinde yükselecektir. Buyurun oturalım, birer çay içelim. Bak işte, burası da çay bahçemiz. Bak ne hoş bir yer. Hadi şurada bir çay içelim. Arabacı dursana biraz. Biz buralarda pek oturmayız, hele iki kadın. Ne var bunda, yapmayın canım. Tek başıma mı gideyim? Ne derler sonra? Hadi yürü, gidiyoruz. Buraya bakın. Ne bakıyorsun oğlum? Sorsana ne içerler? Peki patron. Aman etrafınıza bakmayın. Herkes bizimle alakadar. Muallime hanım, ne içersiniz acaba? İki çay lütfen. Muallime hanım, sizi rahatsız ediyorlar mı? Hayır, pek rahatız. Sağ olun. Pek güzel. İyi günler. Sağ olun. Hayırlı günler. Kim bu? Kasabamızın jandarma komutanı Nazmi Bey. Yakışıklı değil mi? Lan avrat! Ne oldu? Şu benim avukatlık cübben var ya. Var. Yarından tezi yok, sen onu çorapsızların Zehra'ya ver de kendine çar yapsın. Neye dellendin gene? Dellenme mellenme değil. Bırakacağım avukatlığı da şehri de yerin dibine batsın. Esah mı den? Esah derim ya. Sonra? Sonra... Sonrası soğan doğru. Ben seni iyi bilirim. Boşa konuşman sen. De bakalım, niye boşa konuşmam ben? Yakasaray köyünün oralarda mı? Çayın kıyısındaki çiftlikte mi? Bir sen bir ben olsak hiç durmaz hadi derim. Çocukların mektebi ne olacak? De bakalım ne olacak? Tatsız karı sen de. Tatsız karı. İyi ki Allah birkaç bir göz vermiş de pek övünür. Bir de saçları, bir de dişleri. Demin dediklerin esah mıydı? Esahdı ya. Pek mi bunalttılar seni? Ben bu ayı eğebilirim. Eğebilirim anamın sırtında. Seneler ne çabuk geçiyor kız Güldane. Aklıma anam gelir. Küçücük Rahmi'si büyük adam olmuş da fırkalara girecekmiş. Görseydi ne der? Ne yapardı acaba? Peki ya babam? O ne diyebilir ki? Babamı hayal meyal hatırlarım. Babam Arabistan kokusudur. Geride sevk edilirken göz yummuşlar. İki gece kalmış. Anam öyle der. Sonra bir daha gelmedi.
anlar gibi olmuştum. Baba çok başka bir yere gitmişti. Artık baba yoktu. Sadece ana vardı. Ana şehit karısıydı. Ana bahçeye gider. Ot yolar. Çapa yapar. Erik serdali toplar. Bir kısmını kurutur bunların, bir kısmını pestil yapar. Geceleri sökük diker, yama yapar. Beş paraları, on paraları, kuruşları sayar, az sayar. Ana buruş buruş, kırış kırış olur. Ana solar, kavrulur, sarar. Ve 30 yaş demeden. Kız 5 yaşında, iki çocuğu kaynına emanet bırakarak Yarenler'deki mezarlığa 5 kişiyle götürülür. Ben bu ayı iyi bilirim. Unutmuştum. Hatırlattılar. Rahmi. Rahmi. Kafan şişti değil mi? Hadi. Hadi uyuyalım artık. Uyu da dinlen biraz. Uyu artık. Uyumana bak sen. Ne düşünün? Hiç. Hiçmiş. Emmimim. Emmimle kendimi. Emmim o zamanlar kendi evini bile zor geçindirirdi. Balkan Harbi çıkmış. Herkes ekmek derdinde. Ardından Cihan Harbi. Babam şehit. Öteki büyüğü cephede. Emmimi askere almamışlar. O da müftiye tanışmış. Anamın eviyle uzak bahçeyi satmış. Zeynep bacımla benim adıma işletmek için. Emmim o paraya hiç dokunmadı. Gelirine de. Bize hep kendi parasından harcadı. Beni oğlu Süleyman'dan ayrı tutmadı. Ona ne alabildiyse bana da aldı. Ona ne verebildiyse bana da verdi. Onu okuttu, beni de okuttu. Bugünlerime getirdi. Baba yokluğu çektirmemiş pek. Çektirmemiş mi? Kim benim kadar çekmiştir onu? Ne, mektebe bırakacaksın mı? İşe gireceğim. Girmeyeceksin. Mektebe gideceksin, anladın mı? Mektebe gideceksin. Anan senin okuyup büyük adam olmanı isterdi. Mektebe gideceksin, anladın mı? Bam telimi bilirdi tabii. Okumaya razı etti beni. Evinde çorba zor kaynarken defterime, kitabıma para buldu. Süleyman'ı bekletti, beni bekletmedi. Neyim noksan diye titizle. Ama hiçbir öksüz babasını benim kadar aramamıştır. Şimdi sen bana nankör dersin değil mi? Değil göğünüm gülüm, öyle değil. Hep istemeden verdi doğru. Ama bir de isteyip de söylenemeyen şeyler var. Nazlanmak, şımarmak, illa isterim diye tepinebilmek. İnan bana gülüm. Hiçbir öksüz babasını benim kadar aramamış.
Hadi uyu artık. Sen uyu. Uyu demesi kolay. Şimdi bildim. Ne? Düşünme, konuş. Hep güler gari. Öfkelenince güler, üzülünce güler, sevgisi kabarınca güler, beğenince de, beğenmeyince de güler. Hangisi hangisidir öğrenmeye bakacaksın. Bir öğrendin mi, korkma gari. Evine ne dırdır girer, ne de geçimsizlik. Şimdi bildim dedim. Neyi bildin? Zabağa edeceğiniz. Hadi konuş. Avukat çıkıp buraya dönünce emmim bana satılan evimizle uzak bahçenin parasını getirdiği kârla birlikte vermek istedi. Hakkınızı vermenin zamanı geldi. Senin payını da Zeynep'in payını da hazır ettim. Paranın üstünde benim ne hakkım var? Hak senin. Çatma kaşlarını be. Pek istiyorsan onu doğacak çocuklarım adına işletiver. Zeynep de zaten seninle oturur. Hem bilirin hem bizi. Parayı senden alacak kadar akılsız mı sandın sen beni, he? Yazıhanemi kendi parasıyla tuttu, döşetti. Bakarım da yazıhaneye gelen giden yok gibi bir şey. Düşündüm de sana bir geliri lazım dedim. Güdük tarlayı satacağım şu. Orayı sana alıverelim dedim. Ben ne anlarım ekip biçmekten emmi? Yarıcıya veririz. Senin işte hele hele kışın pek iş çıkmaz. Yarın bir gün çocukların olacak. Ne demişler? Avrat tuz der, için cız der. Evladımın tuzunu alacak 3-5 kuruşu olmalı. Alalım tarlayı emmi. Alalım. Emmim bana asıl babalığı işte o zaman yapmıştır. Sen Serdar'a gibiydin. Ben de bilir gibi oğlum olacak diye kanatlanmış gökleri uçardım. Seni o zamanlar tabii pek severdim. Serdar'ı da tabii senden çok sevecektim. Hiçbir isteğiniz içinizde düğüm olmasın diye deliler gibi çalıştım. Ev aldım. Bahçe aldım. İki tarla daha. Şimdi de kalkmış benim için gözünü mal hırsı görmüş. Başka hiçbir şeyi görmez. Kendinden başkasını düşünmez diyorlar. Enişte bile bunu dedi kız. Allah bana bu malı mülkü, bu gülü, Serdar'ı, müberrerimi, el alemin fırka zıtlaşmaları uğruna zehredeyim diye vermedi. Genç meslektaşıma muvaffakiyet hiç yakışmıyor. Hiç iyi gelmiyor. Rahmi. Kenan abi. Efendim. Canım pek istedi. Bilirim Kaşif çayın altını yakmıştır. Birer çay içelim mi? Tabii tabii. Merhabalar. İşte doktor da göründü. O da çayın kokusunu aldı galiba. Fazıl ne dersin? Memnuniyetle. Enişte bana geçen gün senden kaçtığımı söyledi abi. Bu söz hem ağrıma gitti hem de düşündürdü. Netice daha da ağrıma gitti. Haklı buldum enişteyi. Ben senden parkta buluştuğumuz günden beri kaçarım. Sordum kendime niçin diye. Niçin? Ben Kenan abimden değil fırkacılıktan kaçıyorum dedim. Sonunda dedim ki kaçmak bir şey kazandırmaz. Aksine işleri büsbütün karıştırır. Ortaya çıktı bu. Kaçışım saygısızlık sayılmış, sizi kırmış. Çok üzüldüm. Konuşalım dedim. Konuşalım Rahmi Bey. Bir sual için müsaadenizi... İstirham ederim. Benden kaçmadığınıza eminim. Öğrenmek istediğim şu. Fırkacılıktan niçin kaçıyorsunuz? Belki de korkudan. Anlıyorum. Ben çok gururluyum galiba.
Kötü olan da senin korkaklığın mı yoksa benim gururum mu bilemiyorum. Aslında Rahmi Bey, benim daha çok korkmam gerekir. Çünkü yalnız bana değil çocuklarıma ve şu günler doğumunu beklediğimiz ikinci torunuma da artık çalışmasam bile müreffeh bir hayat temin edebilecek bir servetim var. Alnım açık, lekesiz bir iş yapmışım. Bilirsiniz vilayette ve hatta başşehirde ve İstanbul'da bile mesleki bir şöhret sahibiyim. Bunları kaybetmem ihtimali korkmam için yetmez mi? Ama yetmiyor bana Rahmi Bey. Ve ben korkmuyorum, çekinmiyorum bile. Buyurun efendim. Bize çay ver Kaşif. Baş üstüne efendim. Bilmem anlatabilecek miyim? Ben Rahmi Bey, gururum ve kendimi büyük gördüğüm ölçüde korkmamak, elde ettiklerimi kâfi görmemek, dünyayı onlarla tahdit etmemek mecburiyetinde olduğuma inanıyorum. Aksi halde gururumun tekebbür çirkefine, kendime saygının da hayvanca bir hodbinlik derecesine düşüreceğine inanıyorum. İnanıyorum ki insan, büyüklüğü nispetinde kendini düşünme hakkını unutmalı Rahmi Bey. Bey deme abi. Lütfen ne olur. Rahmi, yağmurun ne demek olduğunu 3-5 maaşlı ile 5-10 haytadan başka herkes biliyor. O gün kasaba halkı dua ederken hep bunu düşündüm. Ve düşündüm ki insanların ve cemiyetin duasını bilmedikleri, çünkü ne olduğunu bilmedikleri, idrak edemedikleri ihtiyaçları da vardır. Halk onları ancak toprağın yağmur bekleyişi gibi bekler. Dilsiz, kelimesiz, akıl amelsiz. Toprak için insanlar telaşlandı, çırpındı, endişelendi. Allah'ına yalvardı. Öyle değil mi Fazıl? Rahmi, halkın dile getiremediği, isteyemediği, elde edemediği içinde kavrulup kaldığı o ihtiyaçları için kim ne yapacak? Aklı erenler, kendilerini üstün görenler kıllarını bile kıpırdatmayacaklar mı? Pancarların için pompa getirttin. Ne güzel. Başkalarına da verdin. Bu ondan da güzel. Ben de aynı şeyi yapmak istiyorum. Aynı şeyi yapalım diyorum. Yapmaya mecburuz diyorum. Aklımızla, bilgimizle övünüyorsak, pompa getirtmekten farklı olmayan bu rehberlik vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz diyorum. Her gün 100'den fazla hastaya bakıyorum. Kenan'ın dediği gibi dilsiz, kelimesiz, aksülemelsiz bu insanlar. Bu sessizliği, dilsizliği, boyun eğmişliği sona erdirmemiz lazım. Memleketin inkişafı için önce insanları inkişaf ettirmeliyiz Rahmi. Bu da bize, bu memleketin ekmeğiyle okuyup yetişmiş münevverlere düşüyor Rahmi. Duyduk duymadık demeyin. Saadettin Selim kumpanyası yarın akşamdan itibaren kasabamızda kantolar, düetler, danslar, üç perdelik hissi dram, vefasız evlat. Duyduk duymadık demeyin. Saadettin Selim kumpanyası yarın akşamdan itibaren Türk Ocağı'nda. Bilet bulamayınca dizinizi dövmeyin. Duyduk duymadık demeyin. Saadettin Selim kumpanyası yarın akşamdan itibaren Türk Ocağı'nda. Hissi dram, vefasız evlat. Duyduk duymadık demeyin. Bilet bulamayınca dizinizi dövmeyin. Duyduk duymadık demeyin. Fırkacılık bunlar gibi tiyatrocılık değildir. Fırkacılık belasını bilen bilir. Ben iyi bilirim. Unutmadım daha. Sen de bilin mumcu. İyi bilin değil mi? Sana sorarım Rıza. Herkes bilir Asım ha.
Emme yeğenin rahmi gibi yeni yetmeler pek bilmez. Öyle değil mi? Yoo. Rahmi belki bizden daha iyi bilir Asım ha. Öyle. Bilir bilmesine de hocasının öğrettiğini bilir. Kimmiş hocası? Bir deyiver de biz de öğrenelim. Sen bunu Esat'tan mı sorar? Kenan, abukat Kenan. Duymaya mı kaldı lan koçum? Fırkayı açıyor Kenan. Senin rahmiyle de pek sıkılaşıverdi. Bunu da cümle alem görüp duru. Görüp durursa? İyi. Benim cümlemize diyeceğim şu ki... kötü günler göreceğiz. Millet birbirinin ümüğünü sıkacak. Bize müsaade. İyi. Güle güle. Gel hele şöyle Kaşif. Buyur Asım. Otur hele. Ulan Sakar, Kaşif'e benden bir çay de hele. Bugün mumcuların rahmi Kenan Bey'in yazıhanesindeymiş ha? Geldi ağam. Fırkaya o başkan olacakmış. Ben duymadım ağam. Çarıkçıya taşacak laf çıktı gene. Anlat bakayım Kaşif. Ben bir şey duymadım dedim ya ağam. Sen duymam mı be Kaşif ha? Şimdi bizden saklıyorsun değil mi? Başkan olmuş mu? Olmuş mu? Hele sen sus Çarıkçı. Kaşif Asım ağa güvenmez de söylemezse biz de sormayacağız. Kim başkan olmuş yeni fırkaya? Tahmin mi? Deli sen sorma bari. Görmüyor mu Kaşif'in halini vaziyetini? Söylemek istemiyor. Rahmi girmeyeceğim der, ben girme derim. Sus ki girdi. El alem ne der? Girse ne lazım gelir sanki? Peki az önce damacılar gayvesinde Asım ağanın o hışmı neydi? Vallahi öyle anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var Altıntaş? Karşı fırkaya girmek demek gülbeyazların namusuna, itibarına, malına, mülküne, gücüne, kuvvetine karşı çıkmak demek. Buna ne Deli Yakup'un sözlerine bile tahammül edemeyen Asım ağa izin verir, ne de oğlu ve belediyemizin reisi, halk fırkamızın katibi Mahmut Bey. Onlara saldıracakmışız sanıyorlar. Onlar da bizim rahatımıza saldırıyorlar emme. İşte bütün mesele bu. Buyursana Kaşif Efendi. Otur. Fırkayı kurma vazifesini Kenan Bey Rahmi'ye vermiş ha öyle mi? Ben bilmiyorum beyefendi. Kenan Bey de Rahmi Bey de öyle bir şey demediler bana. Kaşif Efendi saklı mı bu işte saklıyorsun ha? Bilemeyeceğim. Rahmi'ye hasretinden çatlayacak adam. Ne buyurdunuz Ahmet Kemal Bey? Dedi ya duymamış adam. Niye üstelersiniz hala? Ne içersiniz Kaşif Efendi? Sağ ol. Kamil görüyorsun değil mi? Emmoğlu bizi unutmamış. Aman estağfurullah abi. Yağmur meselesinin ne demek olduğunu ben de bilirim abi. Lakin fırka kurulmuş, kurulmamış gökyüzüne ne? Ekinlere ne, pancarlara ne? Fırkayı düşünmezsek yağmur yağacak mı? Bunda gülünecek ne var? Hiç emmim oğlum. Vallahi hiç. Toprağı da, yağmuru da bilirim. Ama insanların beklediği başka rahmetler de var. Öteki yağmıyor diye birinden vaz mı geçelim? Biri yok diye öteki de mi olmasın? Kenan Bey konuşur sandım. Benden isim istediydi o. Dur seni başa alayım. Fena olmaz. Kendim de konuşabilirim. Dur oğlum dur şaka söyledim. Kimseyle konuşmak yok anladın mı? Süleyman! Gitti. Lan Kamil. Bu fırka işi benim sandığımdan da mühim galiba. Elbette. Sen de mi lan? Hayırlı akşamlar. Bir emriniz var mı efendim? Yok. Sen de otur şurada seyret. Bir emriniz var mı hakim bey? Sana ne emrim olur? Sen bir bakayım gelecektim. Affedersiniz.
Affedersiniz. Rica ederim. Bendeniz mülazımı Sani Nazmi, jandarma komutanıyım. Münevver, yeni muallime. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de, müsaadenizle. Rica ederim. Benim siyasetçi bacanak da gelmiş. Kendi söyledi. Kerem Bey, ben ne anlarım siyasetten demiş. İliklerine kadar siyasetçi. Bunun bir ispatı da işte o sözü. Hem hukuk tahsiliyle övünecek, hem de ne anlarım siyasetten diyecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İşte onun siyaseti bu. Peki, sen ne diyorsun? Bak, sana bütün samimiyetimle söylüyorum. Memur olmasaydım hiç tereddüt etmez Kenan Bey'e giderdim. Peki sen? Ben de. Fakat babam? Süleyman, artık sen de aile reisisin. Sen de baba olacaksın. İyi akşamlar baylar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz gözümüz açılsın. Gönlümüzün pası silinsin. Öyle değil mi? Çok sağ ol. Böyle gecelere hasret kaldım. Efendim? Bir dakika. Ne oldu? Hayrola? Beni yeni muallimeyle tanıştırır mısın? Peki, gel. Merhaba Zehra Hanım. Merhaba. Merhaba Münevver. Merhaba. Sizi eczacımızla tanıştırayım. Yeni muallimimiz. Ben eczacı Celal. Celal. Memnun oldum efendim. Ben de ne eczat? Diş tabibi. Memnun oldum. Oturalım. Hadi biraz acele et. İçimiz nasıl, kalabalık mı? Hem de nasıl, ben nasılım? Harika. Merhaba Rami. Merhaba enişte. Yeni yazıyı sökebildiniz mi? Öyleyse bizim adliyenin tabelasındaki D'yi düzeltirsin artık. Emrin olur, düzeltiriz Hakim Bey. Çok merak etmiş de. Kumpanyacı olacakmış. Deli oğlan önden bakacakmış. Gel. Kumpanyacı olacak. Buyurun oturun. Bu arada biz de şimdiye kadar gizli tuttuğumuz bir kararı açıklayalım. Haritayı getirin. Şunu bilin ki üçe böldük krallığımızı. Bütün mesuliyetleri ve devlet işlerinin yükünü ihtiyar sırtımızdan atmak, bunları genç omuzlara bırakmak kat'i kararımızdır. Damadımız Cornwell. Ve siz damadımız Albani. Arzumuz ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları şimdiden önleyebilmek için kızlarımıza düşen mirası şu anda duyurmaktır. Söyleyin kızlarım. Madem ki hükmetmekten, memleket ve devlet işlerinden mahrum etmekteyiz kendimizi, söyleyin bakalım, hanginiz en çok seviyor bizi? Söyleyin ki bağışlayalım biz ona ihsanımızın en cömertlerini. Goneril, ilk göz ağrım, önce sen söyle. Efendimiz, sözlerin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum sizi. Siz benim için göz nurundan, ucu bucağı olmayan hürriyetten,
en zengin ve bulunması zor olan her şeyden daha kıymetlisiniz. Hiçbir babanın sevilemeyeceği kadar sizi var olan her şeyden çok seviyorum. Bu huduttan şu hududa kadar olan toprakları, gölgeli ağaçları, zengin ve bereketli ormanları, gürül gürül akan ırmakları, dereleri ve geniş otlakları sana veriyorum kızım. Bütün buralar sonuna kadar senin ve Albani sülalesinin olacaktır. Sevgili ortanca kızımız Regan, sen ne diyeceksin bakalım? Söyle. Efendimiz, aynı hamurdanız kardeşimle. Size olan sevgimin ölçüsü de aynı. Kendimi bütün diğer hazların düşmanı görüyorum. Niye yalnızca siz, aziz efendimizin sevgisiyle mesut oluyorum? Güzel ülkemizin üçte biri de ebediyete kadar senin ve sülalenindir. Bu parçada Goner ile ihsan ettiğimiz kadar büyük, güzel ve kıymetli. Sen Cordelia, hayatımın sevinci. Sırada sonuncu olsan da sevgimde sonuncu olmayan. Kardeşlerinden daha değerli bir parça alabilmek için sen bize neler söyleyeceksin? Hiçbir şey efendimiz. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Hiçten hiç çıkar. Bir şeyler söyle. Muhterem efendimiz, bana can verdiniz, büyüttünüz, sevdiniz beni. Buna karşılık ben de yerine getiriyorum bütün vazifelerimi. Kardeşlerim yalnızca sizi sevdiklerini iddia ediyorlarsa niçin kocaları var? Bir gün evlenirsem eğer, sevgimin de, vazifelerimin de, bağlılığımın da yarısı yeminle bağlanacağım kocamın olacaktır. Ben hiçbir vakit öbür kardeşlerim gibi bütün sevgimi babama vererek evlenecek değilim. Bunları yürekten mi söylüyorsun? Evet efendimiz. Hem bu kadar genç, hem bu kadar duygusuz. Hem bu kadar genç efendimiz, hem de dürüst. Peki öyleyse dürüstlük olsun bundan sonra senin payına düşen. Yemin ederim ki bugün burada bütün babalık haklarımı, aile ve kan bağını yok sayıyorum. Bundan böyle yabancısın bana karşı artık. Ta ebediyete kadar. Açlığını gidermek için öz çocuğunu yiyen bir yamyam bile bir vakitler kızım olan senin kadar sevgi, acıma ve avunma bulacaktır yüreğimde. Ah Tanrım! Ah Tanrım! Merhaba Mustafa, merhaba Şirvancı. Duydunuz mu? Neyi? Bizim Rahmi Serbest Fırka'ya reis olmuş. Esra mı lan? Kim söyledi? Katip Kaşif, kahveye geldiydi. Tövbe tövbe. Gitme adam, Kaşif'in geldiğinde ben de kahvedeydim. Öyle bir şey demedi. Lan çarıkçı, neden pireyi deve yapan sen? Yalandan dolandan ne geçer eline ha? Ne yani? Haber veririz beğenmezsiniz. Kabahat zaten size söyleyen de. Tövbe tövbe, dedikoducu. Ne olacak? Abam gibi... Ablam. Ablam gibi ben de kocamın etrafında dört dönerim. Dönerim. Dönerim, ama... Ama! Ama onun gördüğünü göremem. Göremem. Göremem, bulduğunu bulamazsın tabii. Nerede bende o para? Yere batsın parası da pulu da. Ben senden sevgi isterim, analık hakkını isterim. Huriye? Huriye! Ben gidiyorum. Nereye, nasıl? Basbaya, dayımgile. Gittim ki ne göreyim?
Kapıyı açan yengemin gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş. Hala içini çeke durur. Bir şey demeden başıyla odayı gösterdi. Gittim. Dayım benzikül rengi sedirde oturur. Yanına girdim. Dayı ne oldu dedim. Ne işitir beni ne de görür. Bel bel bakar. Yengem elimden tutup aşağıya götürdü. İflas etmiş dedi. Afyon fiyatları pek düşmüştü ondan. Allah büyüktür Huriye'cim, yardım eder. Yalnız dayım değil kızaba. Akalarda, Hacı Şevkiler'de, daha birçok zengin bildiğimiz hep iflas etmiş. Eniştem sana bunları demedi mi abla? Kötü şeyleri pek demez bana. Lan avrat! Ne oldu şu yere batası cızbızla? Zorun ne senin Allah'a sen? Demeyecek istedin. Daha 5 dakika geçmedi. Acelen ne? Al işte cızbızla. Allah'a sen. Demeyecek. 5 dakika. Uf! Hadi benim badem şekerim. Git de babanı bir öpüver. Ne? İçi açılsın. Sen niye öpme? Benimki işe yaramayacak da ondan derim. Hadi. Gel benim güzelim. Gel, gel. Cızbız ister misin? İsterim. Güzel mi? He? Güzel. Hadi ananı çağıralım da gelsin. Lan avrat! Ne var? Gel buraya! Babam seni ister! Bir dakika, köfteler yanacak! Bir dakika, köfteler yanacak! Gel derim sana, yanarsa yansın! Hadi, hadi kızım sen abinin yanına. Önce bir öp bakayım. Ne var? Sana bir şey diyeceğim. Çocukların bağışı için söyle Gül. Bu ev elimizden gitse yine beni seven mi? Eve değil, ere vardım ben. Olcayından değil ya. Mesele olsun diye sor. Hiçbir şeyciğim kalmasa da çocuklar yine beni sever mi? O nasıl söz herif? Elbette. Babalarını sevmeyecekler de, malı mülkü bol diye Gülbeyaz'ın Mahmud'u mu sevecekler? Sen bana derdini söyle hadi. Fırka meselesi filan değil bu. Vallahi. Avutma beni Allah sen. Kendin dediydin kapandıydı o. Avutma, bildim. Haberini mi aldın? Neyin? Dayının. Huriye'din. Yoksa sen bizim de mi? Dayının borçlarını öderiz kız. Gücümüz var çok şükür. Öyle de senin zorun ne? Yemekte surat, çocuklara surat, bana surat. Fırka yüzünden dedim ya sana. Ya. Yemin de ettim ya. Unut gitsin be Rahmi. Fırkayı, siyaseti unutmak kolay da. Ben acaba derim ki, mala, ülke, paraya, Serdar'a müberrere, bir de sana yakışıyor muyum? Neden böyle düşünün Rahmi? İçime bir kurt düştü. Siyaseti de Kenan Bey de. Tövbe tövbe. Gazi etrafındakilere dert yanıp maddi ve manevi yokluktan bahsetmekteymiş. Cumhuriyet Halk Fırkası mı kabahat? Yo, öyle bir şey söylemedim. İfade etmek istediğim şu ki, Gazi'nin iktidarı sıkılama vazifesini
serbest fırkaya vermesi şaşırtıcı olmadı. Korkarım tüm rejim muhalifleri, yani Gazi'ye düşmanlık besleyenler de bunu fırsat bilip serbest fırkanın çatısı altında toplanacaklardır. Yo, manzarayı tahayyül etmek bile istemiyorum. Ciddiyim. Kaymakam Bey, neyi kutlamak için diye sorunca eşiniz Ahmet Kemal Bey hiç demiş. Bakarsınız bir daha bir araya gelmeyiz. Tatlı tatlı ayrılalım demiş. Niçin acaba? Olanlardan hiç haberiniz yok mu sizin? Ama boş verin daha iyi. Biraz neşelenirsin zannediyordum. Hem bak bu gece bir hiç oynamak da yok. Bence yine oyun oynuyorsun. Adı bir hiç değil belki ama ne fark eder? Kaymakam Bey, keşke emretseydiniz de şu kumpanyacılardan bir ikisini çağırsalardı. Eğlenirdik. İyi ki bu fikir sadece sizin fikriniz reis bey. Yok, sadece benim değil efendim. Müdde-i umum beyin de. Yani ben demek istemiştim ki ilahi reis bey. Eğleniyor musunuz? Çok, çok. Evet, belli, belli. Buyurun sofraya. Duydunuz mu? Yeni atanan muallime bizim Zehra ile parka gidip keyif çatarmış. Bravo kıza. Medeni bir hareket. Aman canım sizde. Mahmut Bey. Biraz yukarı. Bunuşlarıma gülüm. Reis Bey, bir şey isteyeceğim senden. Oh, iste gülüm. Şey diyeceğim Reis Bey, bir şey istesem alın mı? Tamam. Oh, de bakalım ne istiyorsun? Reis Bey, bana da Saadet Hanım'ın gramofonundan alın mı? İstediğin gramofon muydu? Hemen ısmarlarım bir tane gülüm. Sağ ol bey, sağ ol benim Reis Bey'im, sağ ol. Gülüm. Tabii, tabii bir dönem. Ne istedin de almadın canım. Hadi buyurun. Canım reis beyim, sağ ol. İş bu şehadetler müvaccihesinde. Len Kamil, karar verdim sana da Kaşif Ağa'nınki gibi kontinental marka bir yazı makinesi alacağım. Hani yazımı pek överdin? Senin yazını herkes över oğlum. Ama yazı makinesinin de bir başka fiyakası var. Merhaba. Oh, hoş geldin enişte, gel. Kamil'le çekişirdik. Ben Kenan abi gibi asrileşerim derim. O yazısı inci gibi ya, arına dokun. Çay demli mi? Bilmem. Bilmem. İçelim mi? Hadi içelim. Hadi kocam. Düşünüyor musun? Neyi? Kenan Bey'in söylediklerini. Unuttum gitti beyin işte. Lakin sana bir şey söyleyeyim. Avukatlığı bile bırakmak geçiyor aklımdan. Sonra pompa pompadır, yağmur yağmurdur, toprak da topraktır. Böyle benzetmelerle uğraşmaya hiç hevesim yok. Kenan Bey de Kenan Bey, Rahmi Bey de Rahmi Bey. Ona bakarsan Doktor Fazıl da Doktor Fazıl. İyice kötüleşti. Ya. Ah. Sonunda ikna edebildim. İstanbul'a gidecek. İnşallah bir işe yarar. Rahmi, iyi biliyorum seni görmek istiyor. Bunu bana bile söylemedi. Anladım lakin. Hayır, serbest fırka işi değil. Sanırım mesleki meseleler. Bir gitsen iyi olur. Peki. Bir ara beraber gidelim.
Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Nevzat. Gel. Olsun. Gel serbest fırkadan söz ediyorduk. Ahmet Kemal Bey. Baba, bir bardak da bana. Biz bir kere siyaset yapmıyoruz ki Ahmet Kemal Bey. Kenan Bey fırkayı kuramaz diyoruz. Kurabilirse söyleyin bakalım, yalan mı? Bence kuracak. Var mısın bir ziyafetine? Kuramayacak. Hadi kursun. İki ziyafetin olsun. Üç. Yok, o kadar da değil artık. Olsun. Bırak kurmayı, serbest fırkanın kendisi palavra. Gazi Hazretleri buna göz yumacak ha. Göreceksin bak, yumacak mı yumayacak mı? Kuramaz diyorum ben size, imkan mı var canım? Şerefe. Gel bak. Sen de göreceksin, fırkayı kurduran Gazi Hazretleri olacak. Galiba öyle Ceren. Öyle de olsa Kenan Bey burada böyle bir işe kalkışırsa baldırı çıplaklardan, ipsiz sapsızlardan, kaybedecek bir şey olmayanlardan başka kimseyi bulamaz. Evet. Hakaret etme. Kime hakaret ettim ben Nevzat? Bana. Sana mı? Bana ya. Sen nasıl dersin bana baldırı çıplak, ipsiz sapsız diye ha? Tövbe yarabbi. Şimdi demedin mi? Kenan Bey fırkayı kurarsa öylelerinden başkasını bulamaz diye demedin mi ha? Dedim. Ya demiş olabilirim. Haberin olsun. Fırka kurulursa iki numaralı azası ben olacağım. Bak Nevzat, yani ben sözümü geri aldım. Sakın kızma yani, tamam mı? Lafın gelişiydi o Nevzat. Desene bir sen, bir de memur beyler hariç bütün millet serbestçi olacak, öyle mi? Bilinmez ki, belki ben de üç numaralı ağza olurum. Peki o zaman bizim ziyafet ne olacak? Ziyafet yine olacak. Üç numara ağza.